Çok kolay bir yöntemi var bunun. Kan taşını bilirsin. Hani berberde Evet, eskiden evet, evet. tıraş olurken kesti mi hemen kan taşı koyarlar. Şap. Bildiğimiz şap yani. Efendim bunun için kozmetikte bu taş kullanılır. Lütfen koltuk altınıza bunu sürün. Şap. Şap bildiğimiz. Şap bir iki suyla ıslatın. Ya bu şeyde satılıyor zaten. Evet, tabii ki tabii. Var. Ha. Efendim bunu süreceksiniz. Terlemezsiniz. Nokta. Terlemezsiniz. Evelallah ya yani mümkün değil. Bak nasıl o şey var. Bir genç bayan yazmış bize. Hocam diyor o kadar çok terliyorum ki diyor otobüste filan ter kokumdan dolayı ben utanıyorum insanlardan kaçıyorum ama sizin anlattığınız o şapla işte onu kullanıyorum almış satılıyor ya şeylerde ne bu kızım ne deniyor şu bayanların kozmetiğini satan yerlere İşte ne bileyim ruj satıyor, bilmem krem satar, bir şu bu. İşte neyse anladı değerli izleyicilerimiz. Bijuteri diyeceğim o Yok mudur? değil. O değil ya. Ya işte her neyse. Kozmetik. Orada var Kozmetik. kozmetik, güzellik malzemeleri Evet. satılan mağazalar var. Bayanlar için. Evet. Vaka erkekler de giriyor. Oradan alıyor. Erkekler de bayağı bakımlı. Yani Ya böyle olsun tabii hocam. Şimdi o tabii kadar canım. önemli bir şey söylüyor ki yani gerçekten Allah razı olsun. Yani Tabii. sarımsak yiyen bizim mescidimize gelmesin diyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir Evet. hadisi var. Sarımsak yiyen bizim meclisimize gelmesin. Neden? Çünkü oradaki herkesi rahatsız edeceği için Aha. gelmesin. İşte şimdi terliyor. Terlediğinden ötürü insanları rahatsız. Hocam bunun altındaki şey çok önemli. Terler terlemez. Söylediğinizi yapar. Şapı sürer geçer. Ama şu düşünce ne kadar güzel. Yani Tabii. insanları rahatsız eder miyim acaba? Keşke Hı. herkes böyle olsa. Evet. Evet.